El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bu Ramazan ayının 14. sohbetinde birlikteyiz. Vel Asr suresinin 3. bölümü, kod numarası 4.2.11.71. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Mutlu olmaksa mutlaka Allah'ı tanımakla mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Vel Asr suresi Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide ulaşmayı, Allah'a ruhu ulaştırmayı, fizik vücudu teslim etmeyi, nefsi teslim etmeyi ve iradeyi teslim etmeyi içerir. Bunlara irşada ulaştığımız noktayı da katarsak, 7 safhadan oluşan bir ezeli bir ebedi din, kayyum din özelliğiyle karşılaşırsınız. Bir tek din olmuştur. O da Allah Teala'nın yegane dinidir. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberlerin, bütün kavimlerdeki resullerin yaşadığı tek din odur. Kimin Allah ile bir ilişkisi varsa Allah ona mutlaka bu dini öğretmiştir. Risalet kimdeyse ona bu din öğretilir. Allah-u Teala'nın öğrettiği başka bir din hiç olmamıştır. Bütün peygamberler ve bütün kavimlerdeki resuller ve onlara bağlı olan herkes insanlık tarihi boyunca aynı dini yaşamışlardır. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa mürşide ulaşmak. Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamaktan 7. basamağa kadar götürür kişiyi. 2. safa Allah'a yönelmek 7. basamaktan 14. basamağa götürür. 3. safa Allah'a ulaşmak 14. basamaktan 21. basamağa kadardır. 22. basamakta da teslim gerçekleşir. Sonra 4. safa 25. basamakta fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 27. basamakta nefsi Allah'a teslim etmek, 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşmak, 5. kademesinde de iradeyi Allah'a teslim etmek ve Allah ile olan ilişkilerin en güzel bir sonla noktalanması hali. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her bir safha mutluluğunuzun adım adım arttığı bir özellik taşır. İşte bunlardan 3. 7 basamağa geldik. Vel Asr'ın 3. bölümünde 3. 7 basamağı sizlere inşallah anlatacağız. Ne olmuştu? Kişi 12 tane ihsanla mürşidine ulaşmıştı. Tabiyetle beraber 7 tane de nimet almıştı. Ve nimetlerin tahakkukuyla birlikte kişinin zikirle olan ilişkisi
bir yakın dizayn oluşturuyor. Bu kişi nefs tezkiyesi yapıyor. Yani Allah, 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 Allah diye Allah-u Teala'yı zikrediyor. Biliyorsunuz ki zikir, insanın nefsinin kalbine, onu kemal derecelerinde olgunlaştıracak olan rahmet, fazl ve salavattan fazılları en çok taşıdığı için, fazıllar kalbimize, iman kelimesinin etrafına yerleştiği için nefs tezkiyesinden bir olayı yaşarız. Evvela genel kaideye bakalım, Allah-u Teala'nın koyduğu kanuna. Bütün insanlar hayata eşit şartlarda başlar. Terazinin iki tarafı da birbirine eşittir. Ruhunuzun kalbi baştan aşağı hasletlerle doludur. Nefsinizin kalbi baştan aşağı afetlerle doludur. Bir taraf tamamen kapkaranlık, öbür taraf tamamen nurla dolu. İkisinin ağırlığı birbirine eşit. Aydınlıkla karanlık eşit standartlarda. Ne kadar aydınlık varsa o ölçüde de karanlık söz konusu. Nefsinizin kalbiyle bağlayıp karanlıkla, ruhunuzun kalbiyle bağlayıp nurlarla, aydınlıkla dolu. Kulvara herkes eşit şartlarda girer. Kulvara girebilmekse bir dileği mutlaka gerektirir. Nasıl bir müsabakaya iştirak edecek olan kişi o müsabaka konusunda istekli olursa müsabakaya girer. Girmek isterse girer, yoksa girmez. İşte Allah'a ulaşmak da o dizayn içerisinde bir husus. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştırır. İşte Vel Asr suresinin birinci basamağında Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet var. İlk 7 basamağında. İkinci 7 basamağında Allah'a ulaşma davetine icabet var. Ama davetinde hazırlık safhası sadece. Davetin gerçekleşmesi, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması ve ulaşması. Bu bir süreç. Ve bu akşamki konumuzu içeriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, irşat makamına ulaştınız ve 7 tane nimeti de aldınız. Zikir yapacaksınız. Allah-u Teala size namazı sevdirmiştir. Orucu sevdirmiştir. Zekatı sevdirmiştir. Zikri sevdirmiştir. Ve ibadetleri severek yapan birisiniz. Eğer 12 tane ihsanla mürşide ulaşan, Allah'a ulaşmayı dileyen biriyseniz, ibadetleri mutlaka seversiniz. Daha başka bir ifadeyle, siz sevmezsiniz. Allah size sevdirir hepsini. Neden sevdirir? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim kendisine ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştıracak. Öyleyse kimi ulaştıracak? Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştıracak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a ulaşacak.
Allah ulaşılabilir bir Allah mı? Evet. Ulaşılabilir bir Allah ve özellikle ulaşılmasını istiyor. Evvela ruhunuzun Allah'a ulaşması, Allah'a yönelmesi de farz. Allah'a ulaşmayı dilemeniz de farz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmanız da farz. İşte birinci farz Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, ona ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. İkinci farz Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetekümün azabe. Sümme la tunsarun. Allah'a ulaşmayı dile, yönel ve ona teslim ol. Üzerine azap gelmeden önce. Yani dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a ruhunu ulaştırarak teslim ol. Fizik vücudunu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyete sokarak teslim et. Nefsini Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyete sokarak teslim et. Ve iradeni onu da onun sahibi olan Allah'a teslim et. İhtiyacının kalmayacağı noktada nefsinin bütün afetleri yok olduktan sonra iradeni de Allah'a teslim et diyor Allah-u Teala. Fefirru ilallahi. Zariyat 50. Öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç. Yani Allah'a sığın. Firar etmek, kaçmak ve bir yere sığınmak anlamına geliyor. Ve tebi sebila men enabe ileyye. Lokman 15. Kim bana yönelirse sen de onun yoluna, o yönelinin bana ulaştığı yola sen de tabi ol. Yunus 125. Allahu yedi daru selamı yehdi men yeşâ'ı ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, yani aslında teslim yurduna, teslim yurdu olan kendi zatına davet eder. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Dilediği kişiyi, neyi dilediği kişiyi, oraya ulaşmasını, kendi zatına ulaşmasını dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim biliyorsunuz Allah'a ulaştıran yolun adı. İşte Allah Teala Nisa 175'te diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Sırat-ı müstakime ulaştırır. Demek ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Müzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesi. Veskür ismi Rabbike
etebettel ileyhi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön, Allah'a ulaş. Yani insanı Allah'a ulaştıran müessese zikir müessesesidir. Zikir olmazsa ulaşma yok. Zikir nefsin tezkiyesi demektir. Nefs tezkiye olmadan ruh Allah'a ulaşamaz. Nefsin tezkiye olduğu nokta, nefsin kalbine %50'den fazla nur biriktiği nokta, 50'yi açtığı nokta, ruh o noktada Allah'a ulaşır. Nefsin tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması arasında tam bir paralellik söz konusudur. Bir defa daha tekrar edelim. Nefsinizin kalbi doğuştan itibaren afetlerle doludur %100. Ruhunuzun kalbi de hasletlerle doludur. Bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri ise asla işlememeyi ister. Ruhunuzun hasletleri böyledir. Ama nefsinizin afetleri de bunun tam tersidir. Allah neyi emretmişse yapmamak isterler. Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak isterler. Öyleyse on dördüncü basamak, irşat makamına ulaştınız, ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı, sırat-ı müstakime ulaştı. Başınız üzerinde devrin iman var, kalbinize iman yazıldı. Ve zikre başlıyorsunuz. Zikir üzerinize farz. Evvela zikir var, zikir farz. Sonra çok zikir farz. Sonra daimi zikir farz. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemek de üzerinize farz. Allah'a ulaşmak da farz. Diğer emanetlerinizi teslim de var farz. Nisa 8'de Allah Teala buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder. Emanetlerin ehli bir kişi ama emanetler çoğul. Bütün emanetleri o emanetin sahibi olan Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, zikir yapmak nedir? Zikir farz mıdır? Zikir nedir? Allah'ın ismini zikrullah, Allah, 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 Allah diye tekrar etmek. Müzemmil 11'de Allah Teala ne diyordu? Veskür ismi Rabbike ve tebetileyi teptila. Rabbinin ismiyle zikret. Yani zikrullahını, Allah'ın ismini Allah, 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 Allah diye anarak zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Geri dönüş Şehf suresinin 27, 28, 29. ayetlerinde de anlatılıyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbi rabbiki radiyeten vardiye fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey Rabbine geri dön. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş, rücu et. Ve fizik vücudu sesini Allah Teala, o zaman kullarımın arasına gir. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti ve cennetime gir. İrci ila rabbiki ifadesi ruhla alakalı.
Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. İşte 14. basamaktan 21. basamağa kadar olan işlevler bu standart üzere. Kişi belli şartların sahibi, kalbine iman yazılmış ve zikir yapıyor. Vücudunuzda bir rehine var. Nefsiniz. Bu rehineyi sahibi olan Allah'a teslim etmekle vazifelisiniz. Ama rehine tezkiye olmadıkça ruh Allah'a teslim olamıyor. Rehine de Allah-u Teala'ya teslim olmak istiyor. Ama nefsindeki afetlerden vazgeçemiyor. Afetlerden vazgeçemiyor. Ve bu sebeple nefsinize kalsa belki hiç zikretmeyecek. Ama fizik vücut zikrederek Allah-u Teala'nın katından göklerden gelen rızkı Allah-u Teala'nın göğsüne açtığı yoldan nefsin kalbine ulaştırıyor. Nefsi infak ediyor. Bu gizli infak. Ve kul başkalarına da insanlara da infak ediyor malını, parasını. Bu da aleni, açık infak. O açık infakın da başkalarından gizlenen kesimi, yani gene başkalarına mal vermek, para vermek, eğer gizli veriliyorsa, o da sırren oluyor. Bu noktaya ulaştığınız zaman, irşat makamına ulaştığınız zaman, nefsinizin kalbine Allah-u Teala imanı yazmıştır. Ve zikir yapıyorsunuz. Yani Allah, 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 Allah diye Allah'ın ismini tekrar ediyorsunuz. Ne olur? Olan şudur. Zikir Allah'ın katından bu seviyede olan 12 tane insanla mürşidine tabi olmuş bir kişi için rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı iki grup nur indirir. Kim 12 tane insanla mürşidine tabi olmuş, 7 tane de nimet almışsa, o kişi zikir yaptığı zaman mutlaka onun kalbine Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat iner göğsüne. Göğsünden o şifreli yolu takip ederek, Allah'ın göğsünü yararak kalbine açtığı yoldan geçerek, kalbin mührünün üzerine rahmetle faz ve rahmetle salavat baskı yaparlar. Ve mührü kalbin alt kapısına kadar indirirler. Burası zulmani kapıdır. Şeytanın karanlıkları buradan kalbinize girer. Bu dört tane nurun baskısı mührü orada öyle bir noktaya getirir ki bu baskı devam ettiği sürece aşağıdan gelen karanlıkların gücü ne olursa olsun kapıyı açamazlar. İşte zikir evvela rahmet kapısının üzerindeki, Rabbani kapı üzerindeki mührü, kapıyı zulmani kapıya indirip, ikisi de daireseldir ve bir tane kapı vardır aslında. Yukarıdaki kapı mühürlüyken, kapalıyken, aşağıdaki açıktır. Şeytan bu sebeple karanlıkların nefsinizin kalbine %100 doldurur. Ayaklarınızdan yukarıya doğru çıkan karanlıklar nefsinizin kalbine aşağıdaki kapıdan girerek kalbinizi kapkaranlık ederler. Ama ne zaman ki yukarıdaki mührü aşağı bastırır, rahmet faz ve salavat, rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları Allah'ın kendilerine verdiği güçle bastırırlar, onu zulmani kapıya kadar indirirler ve kapıyı
kilitlemesine sebep olurlar. Hangi süre içerisinde? Zikir devam ettiği süre içerisinde. Devamlı, her gelen rahmet fazla salavat partikülü mutlaka kapının üzerine baskı yapacağından ve sonsuz sayıda bu nurlar zikir boyunca kalbe ulaşacağından kalbin kapısı devamlı kapalı kalır. Zülmani kapı. Şeytan karanlıkları nefsinizin kalbine ulaştıramaz. Nefsinizin kalbi zaten karanlıklarla doluydu. Ama Allah'ın nurları üst kapıdan nefsinizin kalbine dolunca onlar nefsinizin kalbini terk etmek mecburiyetindedirler ve terk ederler. Öyle ki birkaç dakika içinde kalbiniz daimi zikirdeki bir insanın kalbi nasıl %100 Allah'ın rahmetiyle ve fazlıyla doluysa onların herkesin kalbi de birkaç dakikada o duruma gelir. Zikir yaptığınız sürece kalbiniz nurlarla tamamen doludur. Bu arada ne olur? Rahmetle fazıl iki tane nurdur. Rahmet partikülleri kargo uçaklarıdır. Ve fazlı beraberlerine getirir, salavatı beraberlerinde getirir. Rahmetin getirdiği fazl adı verilen nurlar bir manyetik alan sahibidir. Kalbinize Allah'ın 14. basamakta yazdığı iman da bir manyetik alan sahibidir ve iki manyetik alan birbirinin zıttıdır. Bu sebeple birbirlerini süratle çekerler ve bu iki kutup birbirlerini çektikleri için Allah'ın katından gelen fazıllar iman kelimesinin etrafında yapışmaya ve orada bir yeri işgal etmeye başlar. Bu işgal ettikleri yer hacim giderek büyür. Gelen rahmet nurları %2 çevresinde kişi 14. basamağa gelene kadar %2 çevresinde rahmet o kalbin içinde zaten birikmiştir. Ama fazıl hiç gelmemiştir. Fazıl 14. basamaktan itibaren başlar gelmeye. Ve iman kelimesinin etrafına yapıştıkça nefs tezkiyesi başlar. %1, %2, %3 nur birikimi devam eder. Bir gün bu nurlar %7'ye ulaşır. Yani fazıllar. Rahmet nurları hep %2'de kalır. O kişinin tezkiyesi boyunca hep aynı standarttadır. Fazıllar %7'ye ulaşınca kişi nefsi emmaredir. Allah Teala nefsi emareyi Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde serdi diyor. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Ve ma uberri'u nefsi innen nefse le emaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Muhakkak ki nefs ben nefsimi beraat ettiremem. Muhakkak ki nefs şerri emreder. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İlla ma rahime Rabbi. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Rahim esması Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı gönderdiği esmanın adı var, adıdır. Bu esma ancak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman size yardımcı olur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse rahim esmasından istifade edemez. Onları yardım eden sadece
Rahman esmasıdır. Herkese Rahman esması yardım eder. İnsanın yaşaması için gerekli gıdayı temin eden, yaşaması için gerekli havayı temin eden o Allah'tır. Rahman esmasıyla yapar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Rahim esmasından faydalanabilirler. İşte Rahim esmasının tecellisiyle Allah Teala o kişide neler yapmıştı? Kalbine imanı yazmıştı. Başın üzerine devrini onun ruhunu getirmişti. O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmişti. Daha evvel günahlarını örtmüştü. Körlüğünü, sağırlığını, idraksizliğini almıştı Allah Teala. Hepsi Rahim esması ile gerçekleşmişti. Şimdi bu kişi zemin katta nefs tezkiyesine başlıyor. Nefsinin kalbindeki nurlar %7'ye ulaştı. Nefse emmare. Ve %7'ye ulaşınca fazıllar vücuttaki rehine harekete geçer. Birinci gök katının kapısını remote kontrolla, uzaktan kumandayla açar. Artık o kişinin ruhu da ana dergâhtan ayrılan diğer ruhlarla birlikte zemin kattan birinci kata kadar çıkar. Sağ kanat velisinden başlayan çıkış, sol kanat velisi, Hanım Sultan, sağdan itibaren kıdem sırasına göre bütün evliya namzetleri, zemin kattaki devrin imamının dergahındaki altın kapıdan birer birer dışarı çıkarak, uçarak çıkarlar ve kubbenin dışarıda daha yüksek bir noktada yerden boşlukta sıralanırlar. Sağdan sola sağ kanat velisi bütün erkekler, sol kanat velisi hanımlar ve hanım sultan şeklinde bir sıralanma söz konusu olur. Yani sağ başta sağ kanat velisi, sol başta hanım sultan vardır. Ve kıdem sırasına göre çıkış söz konusu olur. Ve hemen ana dergahın dışında tavanından biraz daha yüksekte sağdan sola doğru ayakta vaziyette bir sıralanma olur. Kimsenin ayakları yere değmiyor yerden. 15-20 metre yukarıda herkes boşlukta duruyor. Bütün ruhlar. Sıralanma tamam. Ve zemin kattan birinci kata kadar böyle bu sıralı halde olan insanlar saf halinde yükselirler. Birinci katta secde edilir. Birinci kata kadar yükselenler burada kalırlar. Birinci kata kadar yükselebilenler. Yani ilk defa birinci kata yükselenler, henüz ikinci kata yükselme yetkisini almayan ruhlar orada secde halinde kalırlar. Zaten arka sıraları oluşturmuşlardır. Ön sıralar, daha üst katlara çıkabilecek olan ön sıraların hepsi gene saf halinde yükselir ve ikinci gök katına ulaşırlar. Birinci gök katındaki secde üzeri örtülü olmayan çimenler üzerinde yapılan bir secdedir. Seccadeler çimenler üzerindedir. Kapalı değildir. Aydınlık bir mekanda bir secde işlemi tamamlanır. Sonra ne olur? Bu secde işleminden daha yukarıya çıkabilenler, yani ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkabilenlerin hepsi oradan yükselecektir. Bu %7 nur birikiminden çıkılabilecek yer burasıdır. Bütün katların kapıları kilitlidir. Araf 40'ta Allah Teala diyor ki kibirlilere ve Allah'ın Resulleriyle
alay edenlere gök kapıları açılmaz diyor. Onlar deve iğnenin deliğinden geçmedikçe cehennemden çıkamazlar. Yani cehennemden çıkmaları imkansızdır diyor Allah Teala. Ve birinci gök katının kapısı açıldığı için bunlar birinci kata kadar ulaşıyorlar. Ne zaman ki ikinci kat için yetkili kılınırlar, o zaman da birinci kattaki secdeden sonra ikinci kata kadar yükselirler. İkinci katta bir suvarılma işlemi gerçekleşecektir. Nefsin kalbinde ikinci defa %7 nur birikim olur. Burası nefsi levvamedir. Fela uksimu bin nefsi levvameti buyuruyor. Hatta hayır öyle değil. O levvame nefse kasem ederim diyor. Ne demek levvame nefs? Kınanan bir nefs. Kişi bakıyor etrafındaki insanlar çoktan nefsleriyle mücadelede başarıları ard arda sürdürüyorlar. Bir yerlere ulaşmışlar. 5. 6. gök katlarına çıkmışlar. Kimisi 7. kata çıkmış, evliya olmuş. Onlara bakıp imreniyorlar ve nefslerini kınıyorlar. Ben eğer bu durumdaysam, hala ulaşamıyorsam, o zaman nefsimin afetleri yüzünden bu noktadayım diyorlar. Sevgili kardeşlerim, nefsimizin kalbinde zikirle artan nurlar, ikinci defa %7 fazla vücuda getirdiği zaman ruhumuz ikinci gök katına ulaşıyor. Çok büyük bir salon düşünün. ...7-8 metre yüksekliğinde ve genişliği de 50-60 metre çevresinde cam, bizim alemimizde cam adı verilen bir şeffaf nesneyle kaplı. Ama bazı ruhların o camdan içeriye geçebildiğini göreceksiniz. Eğer siz de denerseniz, ilk çıkışınızsa oradan geçemediğinizi göreceksiniz. Eğer ısrar ederseniz öbür tarafa bir defa mahsus geçebilirsiniz ama baygın düşersiniz. Orada götürüp sizi koridorun arkasında belki 50-60 metre ileride sol taraftaki bir odaya götürürler. Bir doktor odası gibi bir yer. Orada tedaviye girersiniz. Baygınlığınız geçer. Ve burada bir metre veya biraz daha geniş kare şeklinde havuzlar, yerden 2 metre 20 santim yüksekliğinde ve şeffaf, içerisinde bal sarısı renginde ama şeffaf bir sıvı var. Bu salonun dışında olan sıralanma gene sağ kanat midesinden başlayan bir içeri girişle devam eder. Koridorun orta noktasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber devrin imamı vardır. El öpme işlemi tamamlanır. Herkes el öperek arkaya doğru gider. Koridor biraz sonra sağa döner. Koridor bir taraftan devam ederken nereye doğru? Bir de bir taraftan da sağa döner. Sağa dönen kesime girdiğiniz zaman o salonda bulursunuz kendinizi. Kapıdan geçmeden. O salonun cam kesimin tam karşısında olan karşı duvarın önünde secde yapılır. Sağ kanat midesinden başlayan bir secde. Sadece Hanım Sultan secdeyi o sıvarılma havuzlarının üzerinde gerçekleştirir. Daha sonra önde
duvarın önünde secde eden sağ kanat velisiyle sol kanat velisi oradan uçarak gelirler ve o şeffaf havuzların üzerinde ki gene aynı maddeden ya cam gibi olan maddeden yapılmış olan platformda secdede beklerler ve oradaki secde eden ruhlar birer birer gelirler, o sıvarılma havuzlarına hepsi birer birer girerler. Ayakları aşağıda, başları yukarıda ve sağdan başlayarak sağ kanat velisi sola doğru gelenlerin başlarını aşağı iterek onları tamamen suyun içine batırır. Ruhların nefes almak diye bir mecburiyeti olmadığı için bütün ruhlar suyun içinde yaşantılarını rahat bir şekilde devam ettirirler. Bu arada ilginç bir şey daha olur. Hiç kimsenin elbisesi ıslanmaz. Atlas elbiseler söz konusudur. Hiç kimsenin elbisesi ıslanmaz. Sol kanat velisi de sağa doğru herkesin başına iterek, başından aşağı ittirerek gelir. Platformun üzerinde onlar dururlar. Platform onları aşağı geçirmez. Ama ellerini soktukları zaman elleri oradan içeri girer ve o kişinin başını aşağı başından itibaren vücudunu aşağı doğru iter. Neticede Hanım Sultan da hanımların hepsini suyun içine batırmıştır. Sıvının içine. Herkes o sıvının içine girer. Devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan uçarak ayrılırlar ve onun bitişindeki ikinci bir salona geçerler. Bu salonda yedinci kata çıkabilecekler vardır. Onlarla beraber her katta sadece secde ederek yedinci kata yükselirler ikisi ve altın kapıdan içeri girerler. Yedinci katta ki altın kapıdan içeri girerek yedinci katın dağılımını yaparlar. Kader hücrelerinde kalanlar kalırlar. Diğerleri Ümmül Kitab'a ulaşır. Ümmül Kitap'ta kalanlar kalırlar. Diğerleri Kudret Denizi'ne ulaşır. Orada kalanlar kalırlar. Diğerleri Makam-ı Mahmud'a ulaşır. Orada kalanlar kalırlar. Diğerleri Divan-ı Salih'ine ulaşır. Orada kalanlar kalır. Diğerleri zikircilerine ulaşır. Ve zikirlerini yaparlar. Yedinci kata çıkamayıp altıncı kata kadar çıkabilenlerse ikinci katta da kalanları bırakarak üçüncü kata yükselirler oradaki kubbeden. Üçüncü katta iki katlı bir dergâh, iki katlı bir mescitte secde ederler. Dikkat edin, yedinci kata çıkabilenler onlarla secde etmezler. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve zamanın imamıyla, devrin imamıyla birlikte onlardan çok daha evvel aynı yerleri geçerek yedinci gök katına ulaşmışlardır. Zaten bu anlattığım grup yedinci kata çıkamazlar. Altıncı kata kadar yükselebilirler. Üçüncü kattaki secde iki katlı bir mescitten çok eve benzeyen bir kesimde yapılır. İki katlıdır, iki katı da secde edilir. Secdeden sonra herkes dışarı çıkar. Kalanlar kalacaklardır. Diğerleri sola doğru yürürler. Orada Meyeng menfezi var. Üçüncü katı dördüncü kata kadar bağlayan bir sonsuz uzunlukta madeni bir silindir. İçeri giren sonsuz hızla yukarıya doğru yola çıkıyor. Arkadan giren de aynı hızla yola çıkıyor. Ama bir evvelkinin ayakları bir sonrakinin başının üzerinde. Ama hiçbir zaman başa değmiyor. 30 santimlik falan bir aralıkla
aynı zata tabiler hiçbir zaman bir değme olayı tahakkuk etmiyor. Ve dördüncü kata çıkılıyor. Dördüncü kat Beyt-i Makdes'in dördüncü kattaki aslıdır. Önünde tek sıra olunuyor Beyt-i Makdes'in. Sonra o tek sıra uçarak caminin içine giriyor ve sıralanma oluyor gene. Namaz için sıralanmalar ve orada secde ediliyor. Namaz kılınıyor. Ve bu namazdan sonra ruhlar beşinci kata çıkabilecek olanlar, ön safları oluşturanlar oradan ayrılıyorlar. Kalanlar orada kalıyorlar. Dördüncü kata kadar çıkabilenler. Beşinci kata kadar çıkabilenler Beyt-i Haram'ın aslının olduğu yere ulaşıyorlar. Ve kapıdan gene uçarak giriliyor. Saflar oluşturuluyor. Namaz kılınıyor. Ve öndekiler gene kubbeden yükseliyorlar. Arkadakiler orada kalıyorlar. Burası beşinci kat. Altıncı gök katında değişik bir olay göreceksiniz. Bütün katlar pırıl pırıl aydınlıktır. Altıncı kat karanlıktır. Bir yerden ışık sızıyor. Beyaz, açık yeşilimsi bir ışık. Bir garip kapı göreceksiniz. Bir insan silüeti şeklinde bir kapı. Kapı dediğim yani bir geçit. Duvarın o kesimi yok. Oradan girildiği için kapı hüviyetinde. Ama çok ilginç bir kapıdan bahsediyoruz. Bu kapı eğer içeri giren kısa boylu bir insansa derhal onun boyutuna kadar küçülüyor. Kapı küçülüyor. Eğer uzun boylu biri geçiyorsa oradan kapı onun boyutuna göre büyüyor ve onun şeklini alıyor. Her an değişen bir kapı bütün katların aksine loş, karanlık sayılabilecek bir loşlukta bir alem. Aydınlık olan yer sadece orası. Orada bir buz kalıbına benzer 1,5 metre genişliğinde bir nur var. Nurun yani buz kalıbı olan hüviyetin kalınlığı 15 santim ile 20 santim arasında. Genişliği ise 1,5 metre ile 2 metre arasında, belki biraz daha büyük. Eni 30-40 santim arasında. Böyle bir buz kalıbı devamlı ışık saçıyor. Beyaz bir ışık. Çok açık yeşil, fosfor yeşiline benzer. Beyaz bir ışık. Ve o ışıkta nur, ruhların yüzleri, elleri renk değiştiriyor, yeşil oluyor. Aynı zamanda da çatlıyor. Çatlaklar tedavi ediliyor ve hepsi oradan tekrar bu tedavi süresince bekledikten sonra sıra olup tekrar aşağıya iniyorlar. Beşinci kata iniyorlar. Sonra diğer katlara. Ama onlardan eğer bir tanesinin derileri bu olayda çatlamazsa, ki sadece bir kişi olabiliyor, hep öyle teamül, birer birer insanlar yedinci kata çıkabiliyorlar. O çatlamayan kişiye sefer elbiseleri giydiriliyor. Siyah renkte elbise, o Kafkas dansları yapanların elbiselerine
çok benzeyen bir elbise türü. Bir kılıç veriliyor boşluktan ona. Enli bir kılıç. Düz bir kılıç değil. Pala usulü Hazreti Ali'nin kılıcı gibi ama iki dilli değil. Ve o kılıcı eline alan Evliya Namzede elini yukarıya doğru kaldırarak Eûzü Besmele ile kubbeden yukarıya doğru yükseliyor. Burası 6. kat Sıbkatullah olma mahalli. 6. kata çıkabilenler her gün buraya kadar çıkarlar, derileri çıtlar ve tekrar aşağı ilerler. Bir gün çatlamayan birisi olursa o söylediğimiz gibi 7. kata çıkmak imkanının sahibidir. Ne olur 7. kata çıkınca ne görür? Bir sürpriz. Zemin kattaki sırat-ı müstakime açılan altın kapının aynı tarik-ı müstakime açılan altın kapının aynı 7. gök katında da var. Aynı kapı, hiçbir farkı yok. Ama kapı olarak farkı yok. Kapının alt tarafı değişik. Çünkü bu kapının altında 7 tane mermer merdiven var, beyaz mermerden. İki tarafında trabzonlar var ve sahanlık iki taraftan da 70-80 santim kapının ötesine taşıyor. Ve 5. merdivenin hizasında iki trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir var, 7 tane baklalı. Ve buradan elindeki kılıçla ona vuran Evliya Namzede oradan içeriye altın kapı açılıyor. Vurduğu anda, zincir ikiye ayrıldığı anda kapı açılıyor. Uçarak o Evliya Namzede içeri giriyor. Fethiye kapısından geçiyor. Artık 7. katın sahibi. Bir süre kader hücrelerinde kalacaktır. Oradan sonra Ümmül Kitab'a geçecektir. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap bütün mukaddes kitapları bünyesinde taşıyor ve boşlukta duruyor hiçbir yere dayanmadan. Devrin İmam'a orada etrafındaki 60 kişiye ders veriyor. 30 bir tarafında, 30 öbür tarafında. Çok kocaman bir kürsü ki 6-7 metre boyunda belki daha fazla, 4 metre filan da eninde çok büyük bir kürsü. Her tarafı tamamen dolmuş. Ders alıyorlar Ümmül Kitab konusunda. Ümmül Kitab'ın bir sayfası açık. Bundan sonra burada kalanlar burada kalıyorlar. Bu gelen kişi oraya gelmişti sadece. Zikir hücrelerinde kalacaktır bir süre. Ondan sonra Ümmül Kitab'a gelecektir diğerleriyle beraber. Her gün aşağıdan gelenler kendi alemlerine giderken mutlaka zikir hücrelerinden geçerler. Affedersiniz, kader hücrelerinden geçerler. Ve öyle giderler. Ümmül Kitap'ta olanlar Ümmül Kitap'a ulaşırlar, orada kalırlar. Hepsi Ümmül Kitap'a uğrarlar. Ümmül Kitap'tan sonra Kudret Denizi'ne hepsi uğrarlar. Orada kalanlar kalırlar. Diğerleri Kudret Denizi'nde işlerini tamamlamış olanlar makam-ı Mahmud'a ulaşırlar. Makamattaki işleri devam ederken orada kalanlar o oradaki görevlerini bitirdikleri zaman divan-ı salihine geçerler. Orada gözlemleri devam eder. Oradaki görev bitince son uğrakları zikir hücreleridir. Zikir hücrelerinde 2 metre 20 santimlik falan büyük deniz analarına benzer şeffaf hücreler içinde herkes zikir yapar. Önden arkaya doğru 100'den fazla bu tarzdaki zikir hücresi, soldan sağa doğru gene 100'den fazla, belki çok daha fazla ki bir dikdörtgen oluşturuyor binanın tipi. Herkes
bir şeffaf hücrenin içerisinde zikir yapıyor. İşlerinden birisinin zikri tamamlandığı zaman o kişi uçarak zikir hücresini terk eder. Ve siddetin müntahaya ulaşır zikir hücrelerinden ayrılarak. Siddetin müntahadaki o sitreyi ağacı görür. Dünyadaki en güzel renklere donanmış ağaçların hepsinden çok daha güzel renklerde bir ağaç göreceksiniz. Oradan Allah'a doğru yola çıkar. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Vuslat tamamlanmıştır. Burası 21. basamak. Allah'ın zatına ruhun ulaşması, Allah'ın zatında yok olması 22. basamak. Vel Asr suresinin 3. bölümü burada tamamlanıyor. Burada Allah Teala'nın emri yerine getirilmiştir. Allah Teala'nın bütün insanlara emri önce Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra da ruhu Allah'a ulaştırmak. Bu noktaya ulaşan kişi 3. kat cennetin sahibidir. Bu noktaya ulaşan kişi dünya saadetinin yarısına sahip olmuştur. Çünkü nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olmuştur. Nefsi emarede 1. kata, nefsi levamede 2. kata, nefsi mülkimede 3. kata, nefsi mutmainede 4. kata, nefsi radiyede 5. kata, nefsi mardiyede 6. kata, nefsi tezkiyede 7. kata çıkmıştır kişi. Her seferinde fazıllar %7 artmıştır. 7 defa 7, %49 eder. 2 de ondan evvel kazandığı rahmet nuruyla nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmıştır. Ruhu da Allah'a ulaşmıştır. Nefsi mülkimede kişi Allah'tan ilham alır. Ruhu 3. katıdır. Nefsi mutmainede kişi doyuma ulaşmıştır. Nefsi mülhimede Allah Teala fe elhamaha fücuraha ve takva diyor. Takvası da fücuru da ona ilham olunur diyor. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesi. Sonra kişi mutmain oluyor. Ya eyyeten nefsül mutmainne tü buyuruyor Allah Teala. Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesi. Sonra Allah'tan razı oluyor. 5. kat. Allah da ondan razı oluyor. 6. kat. Radiyeten vardiye. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Ve nihayet Allah'ın zatında yok oluyor. Allah Teala'nın ruhun Allah'a ulaştığı bir noktası burası. Allah Teala diyor ki femen tezekka fe inneme yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse, Fatır 18, o tezkiye eden kişi bunu kendisi için yapmıştır. Çünkü ruhu, nefsi Allah'a söz vermiştir. Oraya ulaşacak diye. Ve ruh Allah'a döner diyor. Allah'a döner ruh, Allah'a ulaşır. Ve nefs tezkiye olmuştur. 7 defa 7, 49, %49 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. %2 de rahmet birikimiyle bu kişi Allah'a dost olmanın 3.
kademesini yaşamıştır. Birinci dostluk Allah'a ulaşmayı dilediği anda tahakkuk eder. İkinci kademe evliyalık, daha üst evliyalık, irşat makamına ulaştığı zaman tahakkuk eder. Asıl evliyalıksa, ruhu Allah'a ulaştıran seviyede ermiş evliya olmaksa, 22. basamakta tahakkuk eder. Kişi Allah'ın, Allah'a ruhunu ulaştırmış bir evliyası olur. Allah-u Teala'nın hepinizi hem bu seviyede evliya yapmasını hem de daha öteye geçerek hikmet sahibi fizik vücudunun nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş evliyalardan yapmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.